Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Gençler, bildiğiniz üzere tork ve denge konu anlatımlarına başlamıştık. Bir tane konu anlatım videosu çektik. Normalde bir tane daha konu anlatım videosu var. Ancak birinci videoda anlattığım konunun sorularını pekiştirmeden ikinci konu anlatım videosuna geçmeyi düşünmüyorum. O yüzden önce birinci videoda öğrendiklerimizi iyice mantıklarıyla birlikte biraz daha öğrenelim arkadaşlar. Daha sonra ikinci konu anlatım videomuzda gelecek. Vakit kaybetmeden videomuza geçmek istiyorum. Şekildeki vinç 50 metre uzunluğundaki kolu ile 250 kilogramlık bir yükü kaldırmaktadır. Vinç kolu üzerindeki O noktasından geçen eksene göre yük tarafından uygulanan tork. Yani bakın, O noktasından geçen eksene göre dediği için dönme noktamızı O noktası kabul edeceğiz. Peki tork için uygulamamız gereken formül neydi? Kuvvet çarpı kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklık. Şimdi bildiğiniz üzere kuvvetin birimi Newton olduğu için, uzaklığın birimi de metre olduğu için torkun birimi Newton metredir. Bakın burada da söylüyor. Yani 250 kilogram, dikkat ederseniz, birimi Newton değil. Bu cismin kütlesi. Oysa cismin ağırlığı kütle ve yer çekiminin çarpımıdır. Yani 250 ve 10'u çarparsak 2500 Newtonluk bir cisimdir. Şimdi buradan aşağı doğru 2500 Newtonluk bir yük var. Tabi bunu biraz uzatacağız. Yani hizasını alacağız. Kuvvetin hizasını alacağız. Dönme noktasıyla aynı hizaya geldiğimizde durabiliriz. Ve duruyoruz. Dönme noktasından oraya olan dik uzaklığı hesaplamamız lazım. Ama metre cinsinden olacak. Ve bu dik uzaklıkla bu kuvveti çarptığımız zaman torku buluyoruz. Kuvvetimiz 2500. Dik uzaklığımız nedir? 37'nin karşısı. Şimdi burası 90 olduğuna göre burada 3, 4, 5 üçgeninin özellikleri var. 90'ın karşısı 50 olduğuna göre, yani 5K olan yer 50 ise 3K olan yerde 30'dur. Dolayısıyla burayı 30'la çarpıyoruz. 3 kere 25, 75 yapıyor. 75.000. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Şekildeki ağırlığı ihmal edilen eşit bölmeli çubuğa etkeden kuvvetlerin O noktasına göre torku hangi yöndedir? Ve kaçtır? O noktasına göre dediyse burayı biraz böyle yuvarlığa alacağız. Yani bileceğiz, böyle karıştırmayacağız. Nereye göre tork aldığımızı bariz bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, bu tarafa artı yön, bu tarafa eksi yön diyebilirim. İsterseniz A yönü, B yönü de diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Şimdi 4 Newton'u bileşenlerine ayırırsak bunun yukarı doğru bir bileşeni var. Bir de arkadaşlar sola doğru bir bileşeni var. Bunun da aşağı doğru ve sağa doğru bir bileşeni var. Arkadaşlar, sola doğru olan bu bileşenin hizası dönme noktasından geçtiği için, buradaki sağa doğru olanın da hizası dönme noktasından geçtiği için bunun torku ya da bunun torku alınmaz. Bunların torku sıfırdır. Şimdi burası 4 çarpı sin 30. Sin 30'un değeri 0.5 olduğu için 4 çarpı 1 bölü 2'den 2 yapar. Buradaki kuvvet 2. Şimdi burada aşağı doğru bir kuvvet var. Onun değerini yazmayı sanırım unutmuşuz. Gelin biz buna da 10 Newton diyelim. Kafadan böyle çözelim. Ağırlığı ihmal edilen çubuğun herhangi bir ağırlığı yok. Buradaki 10'u bileşenlerine ayırırsak burası 10 çarpı sin 53 yapacak ve bu da 0.8 olduğu için 10 kere 0.8'den burası 8 yapacak. Şimdi artık tork işlemine başlayabiliriz. Arkadaşlar, önce yönü bulmamız lazım. Buradaki 2 Newtonluk kuvvet ne tarafa çeviriyor? Dönme noktası merkezde kalacak şekilde bir daire çizersek o daireyi şu şekilde çiziyoruz. Yani hangi yön? Eksi yön. O zaman şunun kenarına bir eksi yön yazalım. Buradaki 10 ise bir daire çiz dersek, dönme noktasını merkez yapan bir daire çiz dersek böyle olur. Bu hangi yön? Artı yön. Tamam. Peki buradaki 8'i dönme noktasını merkeze alan bir daire yap dersek, o da şu şekilde bir daire yapacak. Yani hangi yön oluyor gençler? Gördüğünüz gibi o da eksi yön. Bakın, bunlar çok önemli. Yönleri bulmadan soru çözemeyiz. Şimdi hangi kuvvetin ne tarafa çevirdiğini gösterdikten sonra tork almaya başlayabiliriz. Artı yönde çeviren 10 çarpı dönme noktasına olan uzaklığı 1 metre. O zaman artı yönde 10 çarpı 1 var. Başka artı yön var mı? Yok. Eksi yöne gelelim. 2 çarpı, bakın kuvvetimiz 2, uzaklığımız da şu kadar. Yani 1 metre. Oradan eksi 2 çarpı 1 geliyor. Bir de aşağıdan eksi yönde 8 çarpı, uzaklığının dönme noktasına 2 metre olduğunu görüyoruz. Eksi 8 çarpı 2 geliyor. Dolayısıyla burası 16, burası da 2.
Eksi yönde 18 yapıyor. Artı yönde 10. Toplam torkumuz eksi yönde ve 8 olacak. Ancak 8 Newton metre. Ancak torkun yönü artı ya da eksi değil. Bu eksi yön çubuğun dönme yönüdür. Torkun yönü sağ el kuralı ile bulunur. Şimdi dört parmağınızı eksi yönde, yani şu yönde yaparsanız, sağ elinizin dört parmağını o yönde yapın. Baş parmağınız ekranın içine doğru gidecek. Ekranın içi demek sayfa içi demek. Yani hangi yöndür? Çarpı ya da eksi z yönüdür. Dolayısıyla bizim torkumuzun yönü eksi z yönü ya da çarpı yönü. Büyüklüğü de 8 Newton metredir. Bu eksi ise çubuğun, yani sistemin dönme yönü, torkun yönü değil. Buna dikkat etmemiz gerekiyor gençler. Geldik bu soruya. O noktası etrafında dönebilen çubuğa etki eden kuvvetin tork değeri hangileri artmasıyla kesinlikle artar? Şimdi gençler, bir kere D uzunluğu artarsa tork kesinlikle artar. Çünkü torkun formülü kuvvet çarpı, burada kuvvetin bileşenlerine ayrılması gerekiyor. Bu parça zaten knockout, biliyorsunuz, hiç almaya bile gerek yok. Çünkü buradan geçiyor. Buradaki F sin alfayı kullanacağız. F sin alfa ile D'yi çarparak torku buluyoruz. Dolayısıyla D'nin artması kesinlikle torkun artmasına neden olur. F kuvvetinin artması da aynı şekilde torkun artmasına neden olur kesinlikle. Ancak alfa açısının artması torkun %100 artmasına neden olur diyemeyiz. Çünkü alfa açısı bir yere kadar olumlu sonuç verir. Ona bir şey demiyorum. Nereye kadar? Alfa açısı şu dik olana kadar olumlu sonuç verir. Ancak daha da alfayı arttırıp şu hale getirirsek, arkadaşlar gördüğünüz gibi kuvvetin tork etkisi çok az olur. Neden? Çünkü alfayı bu kadar arttırıp kuvveti bu kadar eğersek, kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığı oldukça kısa bir mesafeye düşer gördüğünüz gibi. Yani kuvvetin dönme noktasına olan uzaklığı, yani D, azalır. Dolayısıyla da tork etkisi azalabilir. Yani eğer dik olsaydı tamam, o zaman tork etkisi artardı. Ancak diki de geçip biraz sola yatık yaptığımızda tork etkisi azalıyor. Yani onun bir kesinliği yok. Sorunun cevabı B şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen durumlardan hangisi veya hangileri uygulanan kuvvetin tork etkisini arttırma amaçlıdır? Yani günlük hayatta nerelerde karşımıza çıkıyor? Biraz da bu soruyu cevaplama adına bu soruyu koydum. Otobüs, kamyon gibi taşıtlarda otomobildekine göre daha büyük bijon anahtarının kullanılması. Çünkü arkadaşlar, otobüs ve kamyon gibi araçların tekerlekleri çok büyük olduğu için civataları da çok büyük oluyor. Haliyle daha büyük bir tork gerekiyor. Şimdi bujon anahtarı dediğimiz anahtar şöyle T gibi bir anahtar. Fakat büyük araçlardaki bujon anahtarlarının büyük olması gerekiyor. Çünkü biz kuvveti buradan uyguluyoruz. Haliyle kuvvetin dönme noktasına olan uzaklığı şu kadar oluyor. Fazla bir tork etkisi yok. Ancak büyük araçlarda kuvveti buradan uyguladığımızda, hatta çoğu zaman bujon anahtarının üstüne çıkıyor adam, ayağıyla basıyor. Yani kuvvet kolu uzun oluyor ve tork etkisi büyük oluyor. Bu doğru. İnşaatlarda demir kesmek için kullanılan makasların kollarının çok uzun olması kesinlikle tork etkisini arttırmak için. O makasları bilmiyorum, hiç gören var mı arkadaşlar? Şöyle çok uzun kolları olan böyle bir makastır onlar. Ve demiri kesmek için kollarının uzun olması tork etkisinin arttırılması dolayısıyla. Yani buradan kuvvet uyguluyorsun. Dönme noktası burası. Kuvvetin dönme noktasına olan uzaklığı arttırılarak tork etkisi arttırılıyor. Hamuru fırına koymak için, pişen ekmeği fırından almak için kullanılan fırıncı küreklerinin saplarının uzun olması. Arkadaşlar, bu bizim ateşten uzak durmamız için yaptığımız bir şeydir. Kesinlikle tork etkisini arttırmak için yaptığımız bir şey değildir. Çünkü fırıncı küreklerini düşünürsek, yani şöyle kabaca şöyle elimden geldiği kadar şöyle çizmeye çalışayım. Diyelim fırıncı küreği bu. Bizim tuttuğumuz nokta burası, değil mi? Buradan kuvvet uyguluyoruz. Ve burada bir hamur var. Yani yük var. Dolayısıyla yükün elimize olan uzaklığı artarsa, yükün bize uyguladığı tork değeri artar. Yani bu bizim işimize gelmez. Yani biz küreğin kısa olmasını isteriz. Çünkü kürek uzun olduğu zaman
Yük çok uzakta olacak. Yükün uzaklaşması yükün kolumuza uyguladığı tork değerini arttırıyor. Çünkü yükün torku şu an G çarpı D'dir. Yani kolumuza uyguladığı döndürme etkisi. Eğer bu küreğin kolu daha çok uzun olursa yükün kolumuza uyguladığı tork artar. Bu da bizi yorar. Dolayısıyla biz burada küreğin uzun olmasını torktan yararlanmak için yapmıyoruz. Ateşten uzak durmak için yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 2 sorumuzun cevabıdır. Eşit kare bölmeleri ayrılmış bir levhaya aynı düzlemde F kuvveti uygulanıyor. Buna göre KLM noktalarına göre torklarını sıralayınız. Yani önce dönme noktasını K noktası kabul edip bir tork hesabı yapacağız. Şimdi kuvvetle dik uzaklığın çarpımı torktu. Dikkat ederseniz dönme noktasına olan şu mesafe zaten diktir. Yani kuvvetimiz F, dönme noktasına uzaklığımıza da biz D kök 2 diyebiliriz. Çünkü her birime D dersek, buraya D, buraya D dersek ortası D kök 2 olur. Yani K noktasına göre torkum F çarpı D kök 2 olmaktadır. Şimdi gelelim L noktasına göre torku bulmaya. Kuvveti ne yapacaktık? Uzatacaktık, uzatacaktık, uzatacaktık ve hizaya geldiğinde duracağız. L noktasına olan dik uzaklığımızın da gördüğünüz gibi aynı mesafe olduğunu görüyorsunuz. Yani kök 2 D. Dolayısıyla L noktası da F çarpı D kök 2 olacaktır. Şimdi gelelim M noktasına. Kuvveti uzatıyoruz, uzatıyoruz, uzatıyoruz ve burada duruyoruz. Çünkü zaten aynı hizaya geldik. Gördüğünüz gibi yarım uzaklık var. Yani M noktasına göre tork F çarpı D kök 2'nin yarısı. Haliyle K ve L'nin tork etkisi birbirine eşittir. Ve bunların torku M'den daha büyüktür diyeceğiz. Bu soruya geldiğimizde ise bize diyor ki ağırlığı önemsiz çubuğa F, F ve 2F kuvvetleri uygulanıyor. O noktasına göre toplam tork nedir? Peki şimdi burada O noktasını biraz şöyle belirgin hale getirelim ve ilk işimiz nedir? Kimin ne tarafa çevirdiğini öğrenmek. Bakın bu çok önemli. Abartmıyorum, gerçekten çok önemli. Şimdi nasıl bir yöntemimiz vardı? Dönme noktası etrafında bir daire çizeceğiz. Ama kuvvetin uç kısmından başlayarak. Bakın buradaki F bir daire çizerse böyle bir daire çizer. Dönme noktası ortaya gelecek şekilde. Buradaki çizerse böyle bir şey çizer. Buradaki kuvvete geldiğimizde bakın kuvvetin uç noktasından bir daire çizmen lazım. O daireyi ya şöyle çizersin ya da şöyle çizersin. Hangisini çizdiğinde dönme noktası senin merkezinde oluyor dairenin? Aşağı doğru olanı çizdiğinde değil mi? İşte bunları yaptıktan sonra kimin ne tarafa çevirdiğini artık sen de biliyorsun. Gel bakalım şimdi. Bakalım bu ne tarafa? Sola çeviriyor. Yani eksi yön. Buraya hemen eksi yazacaksın. Buraya geliyorsun hangi yön? Aynı yön. Yani bu da eksi yön. Buraya geliyorsun bu hangi yön? Artı yön. Yönleri yazdıktan sonra torka başlayabiliriz. Artı yönde 2F çarpı dönme noktasına olan dik uzaklığı bulacağız. Bakın kuvvetten bir hiza alıyoruz, 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 alıyoruz. Burada duruyoruz çünkü dik uzaklığı yakaladık. Ne kadar? D kadar. O zaman D ile çarpıyorum. Bitti. Şimdi eksi F'e geliyorum. Dönme noktasına olan dik uzaklığı zaten 2D kadar açık bir şekilde görünüyor. O zaman eksi F çarpı 2D diyorum. Geldik buradaki F'e. Bunu da arkadaşlar şöyle uzatıyoruz, uzatıyoruz, uzatıyoruz. Burada duruyoruz. Bakıyoruz ki mesafe dik uzaklık D kadar. O zaman eksi yönde F D kadar. Eksilerin toplamı 3, artılar 2 yaptığı için buradaki toplam tork ne yapıyor gençler? Eksi yönde F D kadar yapıyor. Yalnız bu torkun yönü değil. Sistemin dönme yönü. Zaten burada bize soru torkun yönü nedir diye sormuyor. O yüzden eksi F D olarak cevabı A şıkkı işaretliyoruz. Torkun yönü olsaydı 4 parmağımızı eksi yönde yapacaktık. Yani şu yönde yapacaktık. Yapalım. Sağ elin yapacaksın. Yaptığın zaman baş parmağın ekranın dışını gösterir. Eğer masanın üzerine kağıdı koyup 4 parmağını bu şekilde yani bu yöne çevirirsen baş parmağın tavanı gösterecek. Tavan ne demek? Artı Z yönü. Yani ya artı Z diyeceğiz ya da nokta diyeceğiz torkun yönü için. Bu soruya geldiğimizde K noktası etrafında dönebilen levhaya düzlem sırasıyla F, F, F2, F ve 3F uygulanıyor. Diyor ki bakın levhanın dönme yönü ve torkun büyüklüğü. Yani torkun yönünü sormuyor. Levhanın dönme yönü tabii ki artı ya da eksi olacak. Şimdi dönme noktamız K noktası. Orayı önce belirgin hale getiriyoruz. Hata yapmak istemiyoruz. Belki yanlışlıkla burayı dönme noktası kabul edeceksin. Soru gidecek. Şimdi sırada ne var? Kim ne tarafa çeviriyor?
Bunun bu tarafa çevirdiğini artık görüyoruzdur diye düşünüyorum. Yani eksi yön. Baktığımızda bunun ise artı yönde çevirdiğini görüyoruz. Buna baktığımızda bu da böyle dönmesi gerekiyor. Yani bunun da eksi yönde çevirdiğini görüyoruz. Şimdi eksi yönde çevirenleri yapalım. Eksi f çarpı yani şu dönme noktasına uzaklığının 2r olduğunu görüyorsunuz. Buraya gelelim. Eksi 3f çarpı eksi 3f çarpı dönme noktasına olan dik uzaklığı. Bakın kuvvetten hiza al. Git 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 git. Şimdi dur. Çünkü dik uzaklığı buldun. Burası ne kadar? Burası r kadar. O zaman r ile çarpıyorum. Eksiler bu kadar. Şimdi artıya gelelim. Artı 2f ile artı 2f ile artı yönde 2f ile neyi çarpacağız? Bakın k noktasına dik uzaklığım sadece r kadar. Bunları topladığımız zaman cevap ne çıkar arkadaşlar? Eksi 2, eksi 3 daha, eksi 5. Eksi 5'e artı 2 eklersek eksi yönde 3fr olacak. Şıklara baktığımızda burada bir hata olduğunu görüyorum. Bu şıkkı eksi yapalım ve sorumuzun cevabını E şıkkı olarak işaretleyelim. Ve geldik bu soruya. Diyor ki K noktasına göre torklarını sıralayınız. Arkadaşlar F1 ile başlayalım isterseniz. Kuvveti uzatıyorum, uzatıyorum, uzatıyorum ve tam burada duruyorum. Çünkü dönme noktasına olan dik uzaklık artık belli. 2 birim. Bunlara DD dersek 2 pardon 3 birim. Her birine D dersek 3D ile çarpacağız. Kimi? F1'i. O zaman tork 1 eşittir. F çarpı 3D diyorum. Neden F dedim? Bir birim olduğu için ona F diyorum. Şimdi ikincinin torkuna geldiğimizde arkadaşlar dikkat ediyor muyuz? F2 kuvvetiyle şu uzaklık zaten birbirine şu anda dik. Yani kısacası ben burada direkt işlem yapabilirim. İkincinin torkunu bulmak için. Ancak bakın ben bir birime f dediysem f2 burası 1 burası 1 ise burası kök 2'dir. Yani f2'nin büyüklüğüne kök 2 f demem gerekiyor. Uzaklığına da d kök 2 demem gerekiyor. Bunları çarptığımızda kök 2'ler 2 olur ve 2fd olarak karşımıza çıkar. Geldik 3'e. Şimdi üçüncünün torkunu bulmak için şu uzaklıkla çarpmamız gerekiyor. Dik çünkü. F3 de kök 2 birim. Yani kök 2 f. Çarpı onun da uzaklığı d kök 2. D kök 2. Ve buradan da ne gelir? 2FD gelir. Yani tork 3 ve tork 2 birbirine eşit. Tork 1 onlardan büyük diyoruz. Hangi şık? 1 büyük 2 3'e eşit. Sorumuzun cevabı D şıkkı olmaktadır. Buraya geldiğimizde O noktasına göre torklarının büyüklüklerini sıralamamızı istiyor. Yine F1'in bir birim olduğunu görüyoruz. Uzaklığının 2 birim olduğunu görüyoruz. O zaman birincinin torku F çarpı 2D diyorum. Geliyorum ikincinin torkuna. Kuvvetimizin bir birim olduğunu görüyorum. Yani tork 2 bir kuvvet var. Ve uzaklığının 3 olduğunu görüyorum. 3D bu da tamam. Tork 3'e geldik şimdi. Tork 3'ü bileşenlerine ayırarak da yapabiliriz. Ayırmadan da yapabiliriz. Ayırmadan nasıl yapacağız? Kuvveti uzatacağız, uzatacağız, uzatacağız. Tam dönme noktası nizasına geldiğimiz zaman duracağız. Dönme noktasından buraya bir dikme indireceğiz. Ve ne yapacağız? F3 ile bu uzaklığı çarparak soruyu çözeceğiz. O zaman F3'e ben kök 2 diyorum. Çünkü o bir kenar F, bir kenar da F ise F3, F kök 2 olur biliyorsunuz ortası olduğu için. Şimdi F kök 2 ile uzaklık bakın şurası. Yani tamamı olsaydı D kök 2 olurdu biliyorsunuz ama onun yarısı. O zaman arkadaşlar buradaki kök 2'ler 2 yapar ve bu 2 ile sadeleşir. Yani üçüncünün torku F çarpı D çıkıyor. Burada en büyük tork 2 çünkü 3 çıktı. Sonra tork 1 sonra tork 3. 2, 1, 3 baktığımız zaman 2, 1, 3 sorumuzun cevabı A şıkkı oluyor. O noktası etrafında dönebilen çubuğu etkeden kuvvetin torku ile ilgili hangileri doğrudur? Artı yöndedir. Şimdi torkun yönü genelde artı ve eksi olmuyordu. Ne oluyordu? Ya nokta ya çarpı. Yani ya artı z ya eksi z. Şimdi bu çubuk nereye doğru döner bu kuvvet neticesinde? Şu şekilde yukarı doğru döner değil mi? Çünkü kuvvetin iki bileşeni var. Bir bileşeni bu. Bir bileşeni bu. Ve bu f çarpı cos alfa dönme noktasından geçtiği için tork etkisi yok. F çarpı sin alfa ile neyi çarpacağız? D'yi. Yani tork eşittir. F sin alfa ve D'nin çarpımı diyeceğiz. Ve sistem yukarı doğru dönüyor. Ama bu çubuğun dönme yönü. Dört parmağımızı yukarı doğru yaptığımızda baş parmağımızın sayfadan dışarı doğru olduğunu görürüz.
Şimdi sayfanın dışı ne demek? Nokta demek. Yani torkumuzun yönü nokta şeklinde olmalıdır. Ama burada ne diyor? Artı yöndedir diyor. Yanlış. Kuvvet kolu yani D vektöreldir. Ne demiştik arkadaşlar? Torku vektörel yazacaksak D vektörel çarpım F yazmamız gerekiyor. Yani kuvvet kolu vektöreldir. Birinci videoda söylemiştik. Kuvvet de vektöreldir. Tork da vektöreldir. Tork vektöreldir. Bu da doğru. Sorunun cevabı 2 ve 3'tür. Bu soruyla birlikte birinci soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki videoda konu anlatımına devam edeceğim. Yani torkun denge kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Aynı yönlü paralel kuvvetler, zıt yönlü paralel kuvvetler gibi kısımları da orada anlatacağım. O videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.